Herkese merhabalar, kanalıma, köşeme, kavmime hoş geldiniz benim canım arkadaşlarım. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir, sağlığınız, keyfiniz de yerindedir. Beni özlediniz mi? Ben sizi çok özledim. Biraz ara verdik çünkü o kadar saçma sapan bölümler izledim ki dizilerle ilgili konuşacak hiçbir şey bulamadım. Lafı olsun diye de konuşmak istemedim açıkçası. Zaten beynimizi yakan bir dizi var, isminden de anlayacağınız üzere. Yargı dizisi. Bu bölümde de herkes böyle oldu. Nefesini tuttu. O yüzden sizinle bu hafta konuşmaya değer bulduğum tek yeni bölüm olan Yargı dizisini yorumlamak için buradayım. Hazırsanız kemerlerinizi bağlayın. Bayağı bir beynimizi yaktılar ama dur bakalım teoriler üretmeye devam ediyoruz. Ve karşınızda Yargı'nın 6. bölüm dizi yorumlaması gelsin öyle bir yerde yaşıyorum ki hem çanlar çalıyor hem ezan akınıyor o kadar mutluyum ki duydunuz mu çan sesi bilmiyorum yoksa boşu boşuna koşmuş olacağım neyse arkadaşlarım en son bölüm biterken zaten Ceylin Engin'in katil olduğunu anlıyordu ve bölüm başlarken de Engin'in artık %100 katil olduğunu öğrendik ben size iki hafta öncesinde teorilerimi söylerken Engin katil bence demiştim sonra Engin'in katil olduğu ile ilgili bilgiler çıkınca da bence bu işin arkasında bir şey daha var dedim orada patladım bu sefer dediğim tutmadı ben de etten kemikten bir insanım yani her dediğim çıkmıyor. Hemen abla bu sefer tutmadı ki yazmışsınız. Tutunca nerede sorarım size ve kavga ediyormuşum siz <laughs> deli deli. Her neyse arkadaşlar beşer şaşar diyoruz. Ben de şaştım tabii ki. Ama bu bölümde artık olayı anladım tamamen. Size de bu bölümle birlikte söyleyebilirim ki dizi esas şimdi başlıyor. Çünkü neden arkadaşlar? Engin %100 katil. Arkada hiçbir işbirlikçisi yok. Ve buna rağmen Engin'in suçsuz olduğunu yargıda ispatlamaya çalışan çok güçlü bir avukat olan babası Yekta ve adamları var. Karşı tarafta ise hem masum hem ölse yalan söylemeyecek kadar dürüst olan savcı ailesi ve çok başarılı genç bir avukat olan Jaylin var. Dizinin adı ne? Yargı. Yani artık yargı süreci devreye girdiği için diziye ismini veren bölümler esas konular başladı. Bizim en büyük yanımı payımız şu oldu. 6 bölümdür katil kim katil kim diye arıyorduk. Bu kadar erken söylediler. E biz bir yıl boyunca ne izleyeceğiz dedik. Ama yanıldığımız kısım şu ki esas olay zaten suçluyu suçsuz göstermek suçsuza da suç atmanın yargıda işlerin arka planda nasıl gittiği ile ilgili çetrefilli konuşmalar, davalar, süreçler, deliller ve bütün ipuçlarının değişiklikleri vesaire nasıl olacak ve her bölüm suçlu olmayan bir kişinin nasıl da suçlu olabileceğini artık izlemeye başlayacağız. Dizinin spoiler'ı işte budur arkadaşlar. Dizi daha yeni başlıyor. Ölen belli, öldüren belli suçluyla suçsuzu ayrıştırmamıza rağmen bir seyirci olarak artık adalet, hukuk ve yargı sisteminde olayların nasıl da karmaşıklaşabileceği, bazen suçsuz insanların da nasıl suçlanabileceğini izleyeceğiz. Katilin Engin olduğunu öğrenen Ceylin'in yaşadığı sinir krizi o kadar haklı ki hayatında belki de tek güvendiği adam kardeşinin ve öz, öz katil çıkıyor cenazesini taşımış bununla birlikte ve 7-24 yanında destek olmaya çalışan bir adamın katil olduğunu düşünsenize ama Ilgaz soğukkanlılığıyla birlikte Ceylin'i biraz sakinleştirmek için nezaret atıyor vesaire buraları geçelim. Ilgaz'ın her durum altında çok fazla soğukkanlı olması ve dürüst olması gerçekten de inanılmaz ütopik geliyor bana. Bu kadar dürüst bir insan kimse kusura bakma ne Türkiye Cumhuriyeti'nde ne de dünyada yoktur. En azından kendi canı bile olmasa çok sevdiklerinin canını hakkını savunmak için biraz yalanlar söyler herkes. O yüzden Ilgaz'ın bu kadar doğrucu davut olması vesaire beni biraz açıkçası irite etmeye de başladı. Yani bir yerde kardeşim bir yerde işte ceiline geçti, kardeşine bile yalan söylemeyecek kadar dürüst adam sanmıyorum ya. Ortalık belli zaten görüyorsunuz. Geçen hafta baş şüpheliğim olan Yekta'nın cinayete bir ilgisinin olmadığını, tamamen oğlunun bütün suçunu kapatmak için delilleri kaldırdığını ve bu delilleri de yeni suçlayacak aday için kullanacağını hepimiz anlamışızdır. Çünkü gördüğünüz üzere Çınar'ın artık cinayet saatinde başka bir yerde olduğuna dair Eren'in de diğer komiserlerin de elinde bir delil var ve Çınar beraat etti. Dolayısıyla suçsuzluğu ispatlanmış bir insanı tekrar suçlamak zor olacağı için en zayıf adaya gidecek Yekta. Bunu da kim olacak dersiniz? Artık yeni tahminlerimiz bunun üzerinden gidecek. Balıkçı mı olabilir? Belki Ceylin'in aldattığı eniştesi mi olabilir? ya da daha zayıf bir karakter mi olabilir? Bunu bilmiyoruz. Ama umarım günün sonunda Ceylin'in babası Zafer'in üstüne yine kalmaz bu durum. Çünkü biliyorsunuz yıllar öncesinde suçsuz yere 5 yıl boyunca Zafer hapis yatmıştı. Bak şu an bunu çok hissettim. Aha arkadaşlar böyle bir son olursa beni bulun. <laughs> Sizce kim olacak? Çünkü Yekta bu işi peşini bırakmayacak arkadaşlar. Kendi oğlunu ve kendi statüsünü Aklamak için ki her ne kadar Ceylin ile Ilgaz, Engin'in yapmış olduğunu bilse dahi Engin'i suçlayacak herhangi bir delil ya da kanıt yok ortada. Küllük vardı, küpenin teki vardı. Küpenin tekini aldılar zaten başka bir eve yerleştirdiler gördüğünüz üzere. Ilgazların eviydi diye hatırlıyorum yanlış söylüyorsam düzeltin lütfen. Küpe orada, e, küllüğü de zaten parmak izi vesaire alacaklar bir kişiyi daha kumpaslayacaklar. Ya da tekrar çınarın üstüne de itebilir ama Nasıl olacak bilmiyorum çünkü Yekta Ceylin'in babası Zafer'le yan yanayken bütün delilleri kararttılar. Katili suçsuz olarak dışarı çıkarttılar. Faili meçhule gidecek bu davada dedi ve Zafer'in sinirleri zıpladı. Bir başka konu da dizinin bitiş sahnelerinden ilkine geliyorum. Ceylin'in babasının annesi tarafından ki annesinin akli dengesinin yerinde olmadığını herkes biliyorken bir anda kadın en son Ceylin'in avukatlık yaptığını, Çınar'ın avukatı olduğunu öğrendikten sonraki veryansınları bütün ailenin o anneyi dinlemesi, o annenin lafıyla gaza gelmesi bana biraz saçma geldi. Bu evin direği de, lideri de, her şeyi de benim diyor. Zafer diyor ki resmen o çocuğu dışarı saldılar. Suçsuzluğunu kanıtlanır ama aslında katil o ve git çocuğu öldür icabına bak diyor. Zafer Baba ise o kadının dediklerini hep böyle büyük bir travma hem akli dengesi yerinde değilken onun dediklerini ciddiye alıyor, tabancasını alıyor, Çınar'ı öldürmeye gidiyor. Çınar'ı öldürecek mi? Bence tabii ki hayır öldürmeyecek. Çünkü Çınar ölürse zaten Yekta'nın üzerine oynayacağı şüphelilerden birisi yok olacak. Dizi mantıksızlaşacak. Çünkü zaten bütün olay suçsuzu aklamak üzerineyken onun ölmesi mantıklı olmayacak arkadaşlarım. Bunu siz de anlamışsınızdır. Ama o sahnede büyük ihtimalle Ceylin gelecek baba yapma etme vesaire olacak ya da başka bir şekilde yapamayacak. Çünkü Zafer zaten önceden de haksız yere hapiste yatmış bir insandı. Ama ben nedense Zafer'le Yekta'nın işin sonunda bir şekilde ya Yekta mı tehdit edecek ya bir şey, olaylar mı onları bir araya getirecek ya da Yekta'nın yıllar öncesinde zaferi destek olması, beraat etmesini sağlaması vesaire olaylarından sonra bir işbirliği yapılacak ama bu sırada asla Engin'in suçlu olduğunu bilmeden yapacak zafer gibime geliyor. Şimdi gelelim bir diğer can alıcı sahnemize. Nedir? Yalan şahitlik yapmak istemeyen Ilgaz gitti Pars'ın karşısına ben şahit olamayacağım. Birinci dereceden akrabam olduğu için susma hakkını kullanıyorum dedi. Yalan söylememek için nikah kıydı. Gerçek bir nikahtır o. Çünkü her şeyi bu kadar dürüst yapan Ilgaz'ın tabii ki de sahte evraklarla uğraşıp Ceylan'ın sahte evlilik cüzdanı gösterecek hali yok. Koskoca savcı parsa zaten parası gözünden de kaçmaz. İşte burada olaylar düğümlenecek. Çünkü neden? Ilgaz'a körü körüne aşık. Bizim dünyalar güzeli Neva'mız. Ay Neva'yı da yerim bak anlatacağım size bir magazinsel detay vereceğim. Neva'mız artık abisinin Ilgaz'a duymuş olduğu kim duyacak. Çünkü neden? Sevdiği adam nişanlısı bir ay geçmeden başka bir kadına evlilik cüzdanını ortaya koyuyor. Düşmanlar 2 iken 3-4 olmaya başladı ve Nevada çok aklı başında ve gerçekten donanımlı bir hakimi olduğu için Pars'ın Nevai odada dediği şeyi unutmayın. Biz kardeşiz, aynı huylarımız var, aynı şekilde hani düşünürüz gibisinden bir şey söyledi. Artık Nevada cici kız maskesini bırakacak, kıskanan, aldatılan, kandırılan bir kadın olarak tırnaklarını çıkartacak ve tüm her şeyini ılgazı da ailesi de de yok etmek için yapacak gibime geliyor arkadaşlarım. Neva yani Başak Gümülcineli oğlu. <laughs> Benim artık arkadaşım çünkü çok eski arkadaşım Çağrı tanıştırdı, vesile oldu. Fotoğrafımıza bakın şu güzelliğe bakar mısınız? Gerçekten son zamanlarda gördüğüm televizyon camiasında en güzel kızlardan biri. Yeni keşim olarak Pınar Deniz de mükemmel, güzellikte bir kadın. O kadar naif, o kadar mütevazı bir kız ki arkadaşlarım, ünlüler dünyasına adım atmış bulunmaktayım. Naci Başkan'la da fotoğrafım var buyurun. Ama hiçbiri spoiler vermiyor. Hala ekmeğimin peşinde kendi başıma koşuyorum. Onu söyleyeyim. Bu hafta benim yargı ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Dizi daha yeni başlıyor. Şimdi artık Yekta ile Ceylin'in Ilgaz'la da Pars'ın duelosu başlayacak. Suçsuz birini suçlayacaklar. Engin aklamak için Yekta elinden geleni yapacak. Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda ve camlı Kızı önümüzdeki bölümlere bakacağım. Anlatılmaya değer bir şey bulursam çekeceğim. Ben geçen hafta çok sıkıldım üçünü de izlerken. Bilmiyorum siz ne hissediyorsunuz. O yüzden yorumlamadım. Ama konuşacak başka konular, başka diziler, başka ortamlar yaratırız bizi kendimize. O yüzden beni eğer çok özlüyorsanız da Instagram'ıma bekliyorum. Beni dinlediğiniz için tekrar çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Beni unutmuyorsunuz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.